Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Analitikten devam ediyoruz ve bir doğrunun eğimini bulacağız. Sonra o eğimden faydalanıp o doğrunun denklemini bulacağız arkadaşlar. Bunun için de bize iki tane nokta bilmek yeterli olacak. Ne demek istiyorum? Hadi bakalım başlayalım. Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi nedir? Önce bunları görelim. Arkadaşlar eğim açısı mesela bu D1 doğrusunun eğimini mi merak ediyorsun? Bu D1 doğrusun X ile yaptığı pozitif yöndeki açıya bakacaksın. Alfa. D2 içinde bu pozitif yönlü açıya bakacaksın. Beta. İşte biz bu açıları kullanacağız arkadaşlar. Alfa ve betayı. Bizim için eğim demek tanjant demekti. Dolayısıyla birinci D1'in eğimi demek aslında tanjant alfadır. D2'nin eğimi de tanjant betadır. Bu değerlerin tanjantlarını bulacağız. Burada önemli bir nokta var. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi birim çemberde tanjantı bir hatırlayalım. Tanjantın grafiği şu pardon ekseni şu değil mi? Şu mavi olan. Evet. O zaman şöyle düşünüyorum. Ben eğer ki 90 dereceden küçük bir açı oluşturursam bu açıda gider tanjanta şöyle pozitif bir yerde yani şu üst tarafta bir yerde dokunur değil mi? Şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir hiç fark etmez yukarıda dokunur. Ama bazıları tabi bu yukarıda dokunur ne demek? Şuradan yukarısı tanjantta pozitif olduğunu gösterir. Ama bazıları 90 dereceden büyük olur bu açıları ve bu açıların uzantıları kendileri tanjanta değmeyeceği için uzantıları gider negatif bir yerde tanjant eksene dokunur. Dolayısıyla 90 dereceden büyük olduğunda yani ikinci bölgede olduğunda açımız onun uzantısı gidip de negatif bir yerde tanjanta dokunduğu için onlar arkadaşlar eksi olacak. O eğimlere eksi diyeceğiz. Ama yo dar açıysa onlar gider pozitif yerde tanjanta dokunur. Onlara da artı eğimler diyeceğiz. Tabii bunu ezberlemeyeceğiz. Bu işin mantığıydı. Şöyle yapacaksın. Sadece şuna bakacaksın. Sizin çizdiğiniz doğrunun tepesi Sağa mı yatık, sola mı yatık? Eğer sağa yatıksa pozitif. Bakın, yani şöyle. Sağa yatıksa pozitif, yo sola yatıksa tepesi en uç noktası sola yatıksa negatif olacak sizin eğiminiz. Bakın, burada şu y ekseniyle kıyasladığın zaman bunun sağına yatık, değil mi? Sağında. Evet, bu eğim pozitiftir. Y ekseniyle kıyasladığında bak tepe noktası sola yatık. Bunun eğimi negatif olacak. Yani tanjant beta negatif olacağı için eğim negatif olacak. Burada ne diyor? Eğer açı 0.90 arasındaysa tanjantım pozitif olduğu için eğim pozitif. 0 90 ile 180 arasındaysa tanjantı negatif olduğu için eğimin negatif diyor. Eğim açısı zaten 0-180 derece arasında olur sadece. Orada da ikiye böl böldük. 0-90 arasındaysa yani tepen sağa yatıksa sen pozitif bir eğimsin. 90-180 arasında yani eğimin ikinci bölgede ise tepen sola yatıksa eğimin negatif. Bunu anlatmak istiyorum. Bunu bilin ama çok önemli. Bu tepen sağa mı yatık sola mı yatık? Şimdi şunların eğimini bul diyor. Hiç tanjant macat bilmenize bile gerek yok aslında. Geometriden de yapabilirsiniz. Nasıl hocam? Bak şimdi yavrum. Burada 45 ya. E burası 90 olduğuna evet. göre burada 45. E 45 45 90 üçgeni ikiz kenar üçgen. Şu ve şu birbirine eşit. Ben şuradaki açıya bakarsam bunun tanjantı karşı bölü komşu değil mi? Karşı kenarla komşu kenarın uzunluğu aynı. Mesela sallıyorum. Burası A birim. Burada da A birim uzunda. A bölü A'dan tanjantı 1 yapar. Yani karşı bölü komşu Bakın buradaki tanjant 45 karşı bölü komşudur. Karşı ile komşu aynı olduğu için eğim 1 yaptı. Güzel. Buraya bakalım. Tabii şunu da diyeceğiz. Eğim 1 yaptı ama bizim tepemiz sağa doğru yatık olduğu için yani buradaki grafikteki D1 doğrusu sağa doğru yöneldiği için Y eksenine göre daha sağda kaldığı için bu eğim pozitif. Dolayısıyla artı 1. Şuna gelelim. Burada diyorum ki 60 derece burası nedir? 90 derece burası nedir? 30 derece. Diyorum ki değer verebilirim bak. 30'un karşısında mesela ne varsa 60'ın karşısında onun kök 3 katı vardır değil mi? Diyelim bu uzunluk a kadarsa 60'ın karşısında da a kök 3 vardır. Dersin ki tanjant 60 pardon tanjant 60 demeyelim. Buradaki açının tanjantı diyelim. Buradaki açı 60 derece ama aslında tanjant 120'yi kastediyorum ben. Açı olarak asla buradaki 60'ı almayın. Açı buradan buraya 120 derecedir aslında. Bu 60 sadece buradaki 120'yi bulman içindir. Neyse. Şu açının tanjantı nedir? Karşı bölü komşu. Karşısı A kök 3. Komşusu A. A'lar sadeleşir ne olur? Kök 3. Tabii ki. Bu şu anlama gelir. Bu açıdan 120 derece. Tanjant 120 derece. Kök 3 diyeceksin ama bir dakika. Buradaki doğrunun tepesi sola yatık. Y eksenine göre daha sola bakıyor. Sola baktığına göre bu negatif yönlüdür. Demek ki bunun önüne eksi koyacağım. Bunun açısı eksi kök arkadaşlar önemli. Yani buradaki dik üçgenden faydalanıp karşı bölü komşu yapabilirsin. Yani karşı kenar bölü komşu kenar yapabilirsin. Eğimi bulursun ama eksi koymayı unutma. Çünkü sola yatık bir doğru. Buna gelelim. Dersin ki hocam hiç trigonometri bilmesen bile şu uzunluk 3 birim. Şu uzunluk da 3 birim. Karşısı 3 ya. Burası da 3 birim. Şuradaki açının tanjantını bulurum. Tanjant karşı bölü komşudur. Karşı 3, komşu 3. 3 üç bölü 3'ten 1. Şuraya mesela alfa diyelim. Tanjant alfa eşittir. 3 üç bölü 3'ten eğim 1'dir. Sağa yatık olduğu için tepe noktası birinci bölgede yani. O yüzden artıdır. Artıyı da yazmaya gerek yok. Artı 1 deriz. Hemen hızlı bir şekilde buna bakalım. X ile yaptığı bakın şunu soruyorlar arkadaşlar. Hocam neden açı olarak bunu alıyorsunuz da bunu almıyorsunuz? Biz açıyı hep X ile yaptığı açı olarak alırız. Dolayısıyla buradaki üçgenin eğimini bulmak istiyorsam buradaki dar açının tanjantına bakalım. Karşı bölü komşu yapacağım. Yani karşı 4 komşu 6 4 bölü 6 ama benim bu grafiğim daha doğrusu bu doğrum sola yatık. Y ekseninin ucu y ekseninin solunda kalıyor. O yüzden, o yüzden, negatif olacak. eğim eksi 4 bölü 3. Bunu artık tanjant bir şey demenize gerek yok. Direkt m de diyebilirsiniz. M eğim demektir arkadaşlar. Meseleyi anladık mı? Bu kadar. Sağa bakıyorsa ucu pozitif, sola bakıyorsa negatif. Sonra dik üçgenini kur. O açının x ile yaptığı açının tabii ki doğrunun x ile yaptığı açının karşı bölü komşusunu al. Hepsi bu. Devam. Bunların eğimini bulalım. Arkadaşlar eğim demek yamukluk demektir. Nasıl yani hocam? Bir doğrunun x'e göre ne kadar yamuk olduğunu anlatmak istiyoruz aslında. Ama bu doğru d1 doğrusu x ile paralel. Çünkü biliyorsunuz x de buraya 90'la dik keser. Bu da dik kesmiş. Demek ki bunlar paralel. Bir doğru x ile paralelse x'e göre eğimi sıfırdır. Çünkü x'e göre bir yamukluğu söz konusu değil. Bunun eğimine sıfır diyebilirsin. Niye? x eksinin eğimi sıfırdır çünkü. İnanmıyor musun? Tanjantı çiz. Bak şöyle yapayım hemen. Şurada birim çemberi çiz mesela. Sallıyorum tamamen. Birim çember bu olsun. Buradaki değer şu tanjantın çizgisi. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar tanjantın burası üst tarafı pozitif. Alt tarafı negatiftir. Peki bir doğru sıfır dereceyle gelirse tam buraya denk gelir. Burası da sıfır noktası tanjant için. Çünkü üst pozitif alt negatif tanjant çubuğunda bu sıfır noktası. Şimdi demek ki x ekseninin eğimi sıfır. X eksenin eğimi sıfırsa yavrucuğum bu da X ile paralel olduğu için paralel doğruların eğimleri eşittir. Demek ki bu D doğrusunda eğimi sıfır diyeceğiz. Yani MD1. D1'in eğimi sıfır. Neden? X'e paralel. Peki buna gelelim. D2. X'i dik kesmiş Y ile paralel. İyi de bir dakika ya ben tanjantı şöyle çizdiğim zaman tanjanta deyip tanjantı nerede kestiğine bakarak ben o doğrunun eğimi hakkında yorum yapardım. İyi de D2 doğrusu hiç tanjantı kesmiyor ki Onunla beraber gidiyor Bu D2'nin eğimini bulamazsınız arkadaşlar Bunun eğimi yoktur diyeceğiz tamam mı? Çünkü Sebebini bir daha anlatıyorum Tanjant grafiği şudur Grafiği değil pardon Tanjantın ekseni budur Bununla aynı bir şekilde paralel olduğu için Tanjant ekseni hiçbir yerde kesmez Dolayısıyla eğimden bahsedemem Tamam mı arkadaşlar? Buna da böyle diyeceğiz Devam edelim Evet şimdi gelelim iki noktayı bilip bu eğimi bulmaya. Bakın arkadaşlar. Şu dik üçgen odaklanın. Biz dik üçgen vasıtasıyla bu da çok eski bir kelime oldu değil mi? Yani dik üçgen yöntemiyle bir eğim bulacağız. Eğim her zaman karşı dik kenar bölü komşu dik kenardır. Açıyı bulacağız. Açı tabii ki x ekseniyle yaptığı açı. O açıyı buraya taşıyabilirim. Karşı bölü komşu olacak. Karşı dik kenarı komşuya böleceğiz. Şimdi bu formül nereden çıkmış? Formül nasıl çıktığını bilirsen işlem çok kolay. Arkadaşlar şunu ben şurada çizeyim. X, koordinat düzleminde adam bana iki tane nokta vermiş. Tamam şu noktalar tık tık. Birincisi bu. İkincisi şu. Tık 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 tık. Bana demiş ki hadi bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bul. Ben de demişim ki tamam bulayım. Buradan geçen doğrunun eğimini mi merak ediyorum? He bir kere dik üçgen oluşturmalıyım. Dik üçgen oluşturmak için diyorum ki bir dakika. Şu uzunluğu bilirsem burada x değerleri vardır. Birinci ve ikinci x değeri. Bu ikisinin farkını bulurum. Şurada ne vardır? Y değerleri. Çünkü burada birinci Y, burada ikinci Y değeri var. Burada da Y'lerin farkı var. Bir dakika diyorum ya. Y'lerin farkını bulursam, X'lerin farkını bulursam bu açı alfa her zaman X ile yaptığı açı eğimi verir. Karşı bölü komşu yaparım bu açıya göre. Karşısı Y'lerin farkı, komşusu X'lerin farkı. A Y'lerin farkı böyle X'lerin farkı bana eğimi verir. Bitti çünkü tanjant alfayı verir. He, o zaman derim ki eğim tanjant alfaysa ben burada 1 şu Y ile şu Y'nin farkı olan Y2-Y1 uzunluğunu dikey uzunluk olarak bulurum. X1 ve X2'nin farkı olan X2-X1'i yatay uzunluk olarak bulurum. Buradaki alfayı da kullanacağıma göre karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan Y2-Y1 bölü X2-X1 yani bu bana tanjant alfayı yani eğimi verir. Bitti bu kadar. Yani çıkış yolu bu her zaman bir dik üçgen oluşturmak zorundasın. O noktaların uzantılarıyla dik üçgeni oluşturursun ve karşı uzunluğu komşu uzunluğa verersin. Bu kadar. Bu bizim için çok güzel, çok özel bir formül arkadaşlar. Yani bu. Bunu adımız soyadımız gibi bileceğiz. Çünkü denkleme de buradan ulaşacağız. Fonksiyonun, pardon doğrunun denklemine de buradan ulaşacağız. Analitik düzlemde şu noktalardan geçen doğrunun eğimini bulun. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir A noktası var. Tamam mı? İlk başta çok ayrıntılı anlatacağım. Sonra o kadar ayrıntılı anlatmayacağım. B noktası var. Bu noktalardan geçen doğru var. Şu. E. Oradan geçmedi hocam. Şöyle noktaları büyütürsek geçer. Bunun bana eğimini bul diyor. Tamam ben hayali olarak. Bak hayali olarak. Burada yatay uzunluğu oluştururum. Burada dikey uzunluğu oluştururum. Burada bir iki üçgen oluştururum. Heh. Şu açıya göre eğim yapacağım. Karşı bölü komşu yapacağım değil mi? Karşıyı bulmak için bu dikey uzunluktur. Y'ler farkıdır. Buradaki Y'ne. Bak buradaki Y'ne. 8. Buradaki yerine 2. Bu ikisinin farkını alacağım. Bu uzunluğu bulacağım. Sonra buradaki x ile buradaki x'in farkını alacağım. Bu uzunluğu bulacağım. Y'lerin farkını, x'lerin farkına bölersem eğim ortaya çıkacak. Tabii bunu artık her zaman böyle çizmeyeceksin. Yapacağın şey senin şu. Direkt yapacağın şey şu. Y'lerden y'leri çıkar. Diyeceksin ki eğim eşittir. Y'ler farkı. Hatta yazayım da biraz gözümüz alışsın. Şimdi eğim eşittir. Y'ler farkı. İkinci Y bu olsun. Birinci Y bu olsun. 8'den 2'yi çıkarıyorum. 8 eksi 2 bölü. X'ler farkı. 7'den de 3'ü çıkarıyorum. 7 eksi 3 bitti. 8 eksi 2 6 yapar. 7 eksi 3 4 yapar. 2'ye böl sadeleştir. 3 bölü 2. Aha da eğimi buldun. Eğim budur. Bitti bu kadar ya. Bunun eğimi 3 bölü 2. İnanmıyor musun? Hakikaten 8'den 2'yi çıkar. Ne yapar? 6. Bu uzunluk 6'dır. 7'den 3'ü çıkar. Ne yapar? 4. Bu uzunluk 4'tür. Karşı bölük komşudan, karşı 6 komşu 4, 6 bölü 4'ten cevap 3 bölü 2. Ama diyorum bu birinci yolu yapmayın, bu çok uzun. Artık hep ikinci yolu yapacağız. Hep tık tık tık. Sadece mantarın nereden geldiğini çok iyi anlamanı istiyorum. Böylece bir şey ezberlemek zorunda kalmazsın. Kafaya bir oturur, aa dersin, aydınlanırsın, işler daha güzel gider. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru x eksenine pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre a kaçtır diyor bana. Şimdi şöyle yapıyorum. Hemen x, y koordinat düzlemi çiziyorum. Ama biraz yamuk oldu beğenmedim. Şuradan düz çizgi alayım. Düz bir çizgiyle böyle. Bir tane de şöyle. Oo çok şık oldu. Bu x, bu da y arkadaşlar. Şimdi 135 derecelik açı yapacağım. Tamam 135 derecelik açı nedir? Şöyle bir açı 90 dereceden büyük olacak. Ama bir dakika şu noktalardan da geçecek onları ihmal etmemeliyim. A noktası nedir? A'ya eksi 1. B noktası 5'e 3. 5'e 3'ü bulmak daha kolay. 5 burada olsa 3 de şurada olsa tık, tık 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 şu noktadan geçer. Süper. Şimdi bu noktadan geçecek. A eksi 1. Eksi 1 noktası da nerede? Burada olduğuna göre ve 135 derecelik açı yapacağına göre. Şimdi arkadaşlar şunu biraz kısa çizmişim sanki. Bunu biraz uzatmak istiyorum. Şöyle uzatıyorum iyice uzatayım. Ha, Şimdi bak daha güzel olacak. 135 derecelik açı yapacak ya diyorum ki doğru şöyle bir şey olmalı. Burası 135 derece olmalı. Tamam mı? Aslında buraya da ne kalacak? 45. Bu çok önemli. 45 kalacak. Diğeri de eksi 1'e A. Ben şimdi şöyle düşmüştüm. A acaba pozitif yönde mi? X ekseninde yoksa A negatif tarafta mı? Ama doğruyu çizdiğimde anladım ki A mecburen pozitif tarafta. Buralarda bir yerde olmalı ki şu eksi 1'e A noktası da yani pardon A'ya eksi 1 noktası burada olacak. 5'e 3 noktası da burada olacak. Her şey yerli yerine oturdu. Şimdi A kaç? Tamam tamam tamam. Şimdi ilk öğrendiğim bilgi. Şuraya bakalım. Burada bir iki üçgen oluştu. Ve 45 derecelik açı var. O zaman burası 90 burası da 45 olduğuna göre ikiz kenar dik üçgen var. Şu yükseklik 3 ya burası da 3'tür. Dolayısıyla burası da 3 olmak zorunda. E, 5'ten 3 gidersem bu noktanın 8 olduğunu anlıyorum. 3 birim uzunluk var burada çünkü. Tamam. Sonra şimdi hocam diyeceksin. Burası 45 ya hocacığım. E ters açı da 45 olur. Güzel. E burası 90 derece olduğuna göre burada 45. Aha. Burada da ikiz kenar bir dik üçgen yakaladım. O zaman kenar uzunlukları eşit olacak. Yani şunu kastediyorum. Neyi hocam? Şurası 1 ya. Eksi 1'den 0 arası 1 bir birim uzaklık. Burası da 1 bir birim uzunluğuna sahip olacak. 45-45 olduğuna göre bu x'e eşit olduğuna göre burası da 1 bir birim uzunluğuna sahip olacak. Şimdi 8'den de 1 bir birim git. Nereye gelirsin? 9'a. A noktası 9 olmak zorunda. Bitti. Çünkü 8 bir uzunluk çizersen 9'a geldi. A eşittir 9. Yapıştır. Bitti bu kadar. Çok güzel dik üçgenlerle ne kadar alakalı alakadar olduğunu gördünüz mü? Onlarla çok bağlantılıdır arkadaşlar. Devam. Paralel doğrular. İki doğru birbiriyle paralel aynı yönde tıp atıp hareket ediyorsa bunların eğimleri eşittir arkadaşlar. İlk bilgi paralel doğrularda eğimler eşit olmak zorunda. Bu en önemli bilgi zaten. Tanjant alfa ve beta eşit olur. Açılar eşit olduğu için paralel olduğu için eğimler eşit olur. Bakın Bunlar paralel olduğu için aslında buradaki alfa ile beta açısı birbirini tıp atıp aynısı. Buna da alfa diyebilirsiniz yani. Güzel. Bunlar hiçbir zaman kesişmezler. Bunu bileceksin. Bak bileceğin şeyler. Paralel doğruların eğimleri eşittir. Bunlar hiçbir zaman kesişmezler. Aralarındaki mesafe hep eşittir. Yani şurayla şurası atıyorum 10 santimse burası da 10 santimdir. Her zaman 10 santimdir. Aralarındaki mesafe her zaman 10 santim. Hiçbir zaman değişmeyecek. Bunu da bileceksin tamam mı? Dik doğrular. İki doğru birbirini dik kestiği ise bunların eğimleriyle ilgili bir özellik var. O da çok önemli bir özellik. Dik doğruların eğimleri çarpımı eksi bir olur arkadaşlar. Bu aslında tanjanttaki şu dönüşümden falan uygulanır. İşte burası alfa, burası teta. Şu açıyı falan bulursun. Oradan yürürsün. Bu dönüşümler sayesinde bir şeyler yaparsın. Oraları geç şimdi. Şunu bil. Dik kesişen doğruların çarp eğimlerinin çarpımı eksi bir olacak. Bu ikisi adın soyadın gibi bileceğin şeyler. Paralel doğrularda eğimler eşit olur. Zaten çok mantıklı. Dik kesişi olarsa da eğimler çarpımı eksi 1 olacak. Hemen uygulamalara geçelim. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru C ve D noktalarından geçen doğruya paralel. E ve F noktalarından geçen doğruya dik olduğuna göre M çarpı N kaçtı? Şu an önce paralelliği kullanalım. Şimdi arkadaşlar şu noktalardan geçen doğrunun eğimiyle şu iki noktadan geçen doğrunun eğimi eşit ki bunlar paralel olmuş. Önce bunu bulalım. Tamam. Şimdi şuradan eğim bulalım. Bu doğrunun eğimini nasıl bulurum? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Bak y'ler eksi 2 m. Bunu ikinci nokta bunu da birinci nokta olarak alıyorum. İkinci noktalardan birinci noktaları çıkarıyorum. Eksi 2'den m'yi çıkarıyorum. Eksi 2 eksi m bölü. 5'ten de 2'yi çıkarıyorum. 5 eksi 2. Iki. Unutma. İkinci nokta olarak burayı aldıysam ilk başta Y'lerden de ilk oradan alırım. X'lerden de ilk oradan alırım. Sırayı bozamam. Şimdi tamam. Bu benim için nedir? Eğimdir. Aynı eğimi ben şu noktalar yardımıyla da bulurum. Ve bu iki eğim birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bu birinci noktam olsun. Bu ikinci noktam olsun. İkinci noktalardan birinci noktaları çıkarıyorum. Y'ler farkı sıfırdan dördü çıkarıyorum. Sıfır eksi dört. X'ler farkı birden de yediyi çıkarıyorum. Bir eksi yedi. Şöyle diyebilirsin. Hocam ben bu noktayı Birinci nokta bunu ikinci nokta alsaydım. 4'ten sıfırı 7'den biri çıkarsaydım aynı sonu çıkar mıydı? Evet çıkardı. Değişen bir şey olmazdı. Şimdi buraya gelelim. Eksi 2 eksi m bölü aşağısı ne yapar? 3 eşittir. Burası ne yapar? Eksi 4'e eksi 6 eksi eksi artı yapar zaten. 4 bölü 6 sadeleştir 2 bölü 3. Hızlı olayım biraz. 2 bölü 3. Şimdi ben şunu anladım ikinci doğrunun eğimi yani bu C ve D'den geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3 ya. Birinci doğrunun eğimi de 2 bölü 3. Dolayısıyla birbirine eşitleyip M'yi bulacağım. İçler dışlar çarpım. 3 ile eksi 2 çarp eksi 6. 3 ile eksi M çarp eksi 3 M eşittir. 3 kere 2 6 yapar. 3 M'yi bu tarafa at. Eksi 6'yı buraya pa, artı 6'yı buraya eksi 6 diye yap. Eksi 12 olur. Her iki tarafı 3'e böl. M dediğim şey eksi 4 çıktı. Güzel. Bu ilk bilgi. M'yi eksi 4 bulduk. Sonra işte diyor ki analitik düzlemde buraları şimdi silelim. Şu noktadan geçen doğru diğeriyle ilkiyle paraleldi ama bu noktadan geçen doğruyla da dik kesiştiğine göre. He, bu sefer eğimleri çarpımı eksi bir olacak. Ben biraz önce şu noktalardan C ve D'den geçen doğrunun eğimini size 2 bölü 3 olarak bulmuştum. O zaman A ve B'den geçen doğrunun eğimi de nedir? 2 bölü 3. Aynı eğime sahip. O zaman bunun eğimi belli. Şimdi ikincinin de eğimini bulacağım. Çarptığımda eksi 1 olacak. Çünkü A ve B'den birinci doğrumu elde ediyordum. Bu D1. Bu C ve D'den D2 elde ediyordum. E ve F'den şimdi D3 doğrusunu elde ediyorum. Şimdi D1 ve D3 e, dik olduğuna göre eğimliğe çarpma eksi 1 olacak. D1'in eğimi belli. D3'ün eğimini bulalım. M D3 yazıyorum. Tabii ki Y'ler farkı. 8'den 11'i çıkar. 8 eksi 11 bölü. 6'dan N'i çıkar. 6 eksen. Tekrarlıyorum. İstersen 11'den 8'i çıkar. N'den 6'yı çıkar. Yani bunu ikinci nokta bunu birinci nokta olarak al. Bir şey değişmez. Ama bunu hep x'i ve y'yi hep ikinci olarak alacaksın. da 6 ve 8 hep x1 x2 yani birinci x ve birinci y olarak alacaksın. Ama ben genelde sonra söylenen ikinci bunu birinci alıyorum. Genelde alışkanlık. Değişen bir şey yok. Bu fark ne yapar? Eksi 3 bölü 6 eksine. İşte bu eğim bu eğimle çarpıldığı zaman eksi 1 olacak. Birinci eğimimi alıyorum. 2 bölü 3 çarpı ikinci evimi alıyorum. Eksi 3 bölü 6 eksen. Bunların çarpımı eksi 1 olacak arkadaşlar. Zaten eksi ile eksi artı yapar. Her iki tarafı eksi ile çarptım. Artıya çevirdim. Şuradaki 3'ler sadeleştir. 1'e 1 oldu. 2 bölü 6 eksi n eşittir 1 oldu. Yani 2 bölü 2 1 yapar. Demek ki payda 2'dir. Buradan hemen anlıyorum ki 6 eksi n 2'dir. 6 eksi n eşittir 2'dir. 6'dan ne çıkarırsam 2 olur? 4. N 4'tür. Hızlı bir şekilde buldum. M çarpı n kaçtır? M eksi 4 n 4 çarparsan eksi 16 olur. Cevap budur. Yapıştırır, geçersin. Güzel. Devam edelim. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bize eğim verilecek ve o doğrunun geçtiği bir tane nokta verilecek. Biz bunu o zaman denklemini nasıl bulacağız? Şöyle bir genel formül var. Y-Y1, M çarpı, -X X-X1. Şimdi burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Aslında şunu demek istiyor. Diyor ki, sen bir doğru üstünde bir tane noktayı biliyorsun. Bu bilinen noktalara x1, y1 diyelim. Biliyorsun ya, bilindiği için x1, y1. Şimdi bir de bilinmeyen bir nokta alalım. Bilinmeyene de direkt x, y diyelim. E şimdi diyor ki, yavrucuğum sen eğim formülünden giderek eğimi bul. Zaten eğimi de bildiğin için sonucu eğime eşitle. Yani şu, mesela bunu ikinci nokta olarak seçiyorum. Bunu birinci nokta olarak seçiyorum. Bunun eğimi nasıl bulunur? Y'ler farkı. Y'den y'yi çıkarırım. Y-y1 x'den x'liği çıkarırım. x eksi x1. Bu benim için eğim formüldür. E, eğimi de biliyorsam eşittir m derim. Buradan denklemi x ve y'ye bağlı denklemi bulurum. Nasıl? Burada da bunu karşıya atmış. y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 demiş. Aha bu formül. Bunun aynısı. Nereden çıktığını anlatmak istedim. Eğim formülünden çıkıyor. Bunu bileceksin. Hiçbir şey değişmiyor. Hemen uygulamasına geliyorum. Eksi 3, eksi 1 noktasından geçen x ekseniyle pozitif yönde 45 derecelik açı yapan doğrunun da eklemini bulun. Ya x ile 45 derecelik açı yapması demek. 45. Bu aslında tanjant 45 demektir. Eğim tanjant 45 ya. Bana tanjant 45 eğimi eşit demek istiyor. Tanjant 45 de nedir? 1'dir. Biliyorum. Çünkü dik üçgende karşı bölü komşudur. Karşı ve komşu birbirine eşit olur. Çünkü 45 derecelik aşı ikiz kenar dik üçgendir. İki dik kenarda birbirinin aynısıdır. Karşı ve komşu aynı olduğu için böldüğün zaman eğim 1 çıkıyor. Tamam bunun eğimini buldum. Eğimi 1. Bir. bir tane de noktası biliniyor. Çözemiyorum şimdi. Ne yapacağım? Bir tane de bilinmeyen nokta olarak çözeceğim. Diyeceğim ki he şöyle yapacağım yani. Diyeceğim ki lan bir dakika bu doğrunun eğimini bulmak istiyorum. Bir tane noktasını biliyorum. Bir tanesini bilmiyorum. Mesela Şurayı biliyorum. Eksi 3'e eksi 1 noktasını biliyorum. Bir de bilmediğim bir nokta alırım. X'ye bu iki nokta yardımıyla eğim formülü uygularım. Sonra eğimi biliyorum zaten. Eğimi eşitlerim. Bak eğim nedir? Y eksi 1. Çünkü Y'den eksi 1 çıkarıyorum. Y eksi eksi 1. Aslında burası ne oldu? Y artı 1. Sonra X eksi. X'ten X'liği çıkarıyorum. Neyi? Eksi 3. X eksi eksi 3. Bakın arkadaşlar. ikinci noktalardan birinci noktaları çıkardım. Bu bana neyi verir? Eğimi. E yavrum ben eğimi buldum zaten 1 diye. Sil bunu eşittir 1 de. Aaa çok güzel eşittir. Burası y artı 1 yapar. Aşağısı da x artı 3 yapar. Eksi eksi artı yapar ya eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsan y artı 1 eşittir x artı 3'e olur. Hepsini sola at. x ve artı 3'ü sola at. Y eksi x. Tabi bu 3'ü eksi 3 diye yaptım. 1 de burada vardı eksi 2 kaldı. Eşittir 0. İşte sana doğrunun denklemi. Denklem bu. Bulduk. Oh be süper. Nasıl ama? Güzel değil mi? Aslında yeni bir şey öğrenmedik. Eğim formülünü uyguladık. Denklemi bulmak için sadece eğimi bulurken iki noktayı bilirdik. Şimdi birini biliyoruz birini bilmiyoruz. Bilmediğimizi x'i ediyoruz. Yine eğim formülünü uyguluyoruz. Ve bilinen eğim değerine eşitleyerek denklemi buluyoruz. Hepsi bu. Böylece yeni bir bilgi eski bilgiye entegre edin. Daha iyi öğrenmiş olursunuz. Demek ki bu eğime bağlıymış. A noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğruya dik olan doğrunun denklemini bulalım. Şimdi noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğruya böyle bir doğru var. Buna dik olan doğrunun denklemini bulalım. Şimdi buna ee, şimdi bizim bir doğrumuz var. Bu noktadan geçiyor. A noktasından geçecek. Ve eğimi 3 olan doğruya da dik olacak. Bu doğru neymiş? Bunun denklemini bulun diyor. Arkadaşlar eğimi 3 olan bir doğruya dikse şimdi İki doğru. Birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Doğru. Doğru mu? Yani M1 çarp M2. iki tane eğim. Bunların çarpımı eksi 1 olacak. Şimdi eğimi 3 olan doğruya diksen biri bir tane doğrunun eğimi 3'müş. Diğeri de bizim doğrumuz. Aradığımız doğrumuz. Onun eğimiyle beraber çarpınca eksi 1 oluyor. Demek ki bizim aradığımız doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3. Üç. Çarp 3'ü bölü olarak attım. Harika. Peki o doğrumuz da ikiye 5 noktasından da geçiyor. Bunun eğimini şey denklemini bulacağım. Tamam. Hemen diyorum ki Size şu an görselleştiriyorum. Sonra görselleştirmeyeceğim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakın bir tane noktamız var. 2'ye 5'ten geçiyor bu. Aynı zamanda üstünden herhangi bir nokta alırım. X'ye. X'ye'den de geçiyor. Ve bunun eğimini biliyorum artık. Bunun eğimi eksi 1 bölü 3. Şimdi bana bunun denklemini bul diyor. Ben diyorum ki hemen eğim formülünü uygularım. Y'den Y'yi çıkarırım. Y eksi 5. X değerinden diğer X değerini çıkarırım. X eksi 2. Ve bu bana eğimi verir. eğimi de biliyorum zaten. Eksi 1 bölü 3. Bitti. Buradan x'e ve y'ye bağlı denklemi çıkarttım. Çat çat işler dışarı çarpımı. 3 kere y 3 y. 3 ile eksi 5'i çarpın. Eksi 15 sakın unutmayın. Eksi 1 ile x çarp. Eksi x. Eksi 1 ile 2'yi çarp. Artı 2. Hepsini sola al. 3 y artı x. Bu onu eksi diye atarsam. Eksi 17 eşittir 0 olur. Aha da sana denklemini bulmuş oldum. Nasıl? Mantığı güzel değil mi? Bağlantıyı kuruyor musunuz birbiriyle? Süper. Ama bundan sonra bakın. Söylüyorum bunları çizmeyeceğim artık. Bu, kı bu kısmı atlayacağım. Direkt şuradan başlayacağım. Evet. Bu sadece mantığını anlayın. Daha önce bildiğinize bağlayın diye. Denklemi bilinen doğruların eğimi. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bir doğrunun denklemini yazmanın en güzel yöntemi şudur. Y'yi yalnız bırakırsın. Bir şey X artı bir şey sabiti yazarsın. Yani AX artı B şeklinde X ve sabit sayılı saat Y'yi tek başına bırak. Niye biliyor musun? Y'yi tek başına bıraktığında şunu gözlemlemişler. AX e artı AX artı B var ya aslında burada MX artı B oluşur. Yani X'in katsayısı her zaman eğimi veriyormuş. Aa, Y'yi yalnız bıraktığında sağ tarafta oluşan denklemde eğim X'in katsayısı oluyormuş. X'in katsayısı olan sayı eğim oluyormuş. X tane şey zaten. Bu çok önemli. O zaman biz bu formata çevirmeye çalışacağız. Y'yi yalnız bırakırsak X'in katsayısına eğim diyormuşuz. Daha doğrusu eğimi veriyor. Burada anlatmak istediğim hepsi buydu yani. Ben daha kısa anlattım. Şimdi bak buradaki doğruların eğimini bulun. Hemen bakıyorum. Eğim y yalnız kaldığında x'in katsayısıdır. Yani eksi 1. Eğim y yalnız kaldığında x'in katsayısıdır. İyi de y yalnız değil hocam. Tamam 5 y'yi karşıya at. 3 x artı 3 eşittir artı 5 y oldu. Her yeri 5'e böl. 3 x bölü 5 artı 3 bölü 5. Tabii ki burada sadece y. Y yalnız kaldı mı kaldı. X'in katsayısı eğimdir. İşte o, o zaman diyorsun ki Eğim eşittir 3 bölü 5. Bitti. Bu eğim. Bu da eğim. Herkesin farklı farklı göstereyim. Hatta şuradan ayırayım şöyle. Heh. Y ye yalnızken x'in katsayısı. Güzel. Şurayı da ayırayım şöyle. Karışmasın. Y eşittir 0. Allah Allah. x yok hocam. Var yavrum. Y eşittir 0 çarpı x artı 6 bu. 0 ile çarpıldığı için x yok olmuş. E 0 çarpı x olduğuna göre bunun eğimi 0. Ya vay be eğim eşittir 0. Zaten şunu da diyebilirsin. Y eşittir 6 nedir? X, koordinat düzleminde. Y'nin her zaman 6 olduğu. Şu. Şu çizgi. E bu çizgi X'e paralel olduğu için paralel olduğu için yani X'e paralel olduğu için eğimiz 0'dır. Böyle de diyebilirsin. Şunları daha iyi anlatayım. Bu X ekseniydi. Bu Y ekseniydi. Bu da e, Y eşittir 6. 6 noktasına geçen bir doğru ve X'e paralel. Dolayısıyla bu x'e paralel olduğu için x'in eğimi sıfır olduğu için o da x'e paralel olduğu için eğimi sıfır olur. Ya da şuradan yine aynı formalite formül sayesinde bunun m olduğunu anladık. Devam edelim. Dik koordinat düzleminde bir d doğrusunun a noktasından geçtiği ve şu doğruya paralel olduğu biliniyor. Aha bir dakika buna paralel misin? Bunun hemen eğimini bul. Hemen ne yapıyorum? 3x ve 7'yi karşıya atıyorum. 2, 2'ye eşittir. Eksi 3x, eksi 7. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Y eşittir. Eksi 3x bölü 2, eksi 7 bölü 2. Aha. Eksi 3 bölü 2. Bu x'in kat sayısı y ye yalnız kaldığında. Demek ki bunun eğimi eksi 3 bölü 2. Arkadaşlar bunun eğimi eksi 3 bölü 2 ise paralel olduğu için diğer doğrumuzun da eğimi eksi 3 bölü 2. Dik koordinat üzerinde şu noktadan geçen ve eğimi eksi 3 bölü 2 olan bir nokta veriliyor. D doğrusunun yani bu D doğrusundan bahsediyor. Aynı doğrunun. X ekseniyle X ekseni kestiği nokta X'e 0, Y ekseni kestiği nokta 0, Y olduğuna göre X artıya Y kaçtır? Şimdi tamam. Şu noktadan geçiyorsa denklemini bulayım. Nasıl bulurum? Diyorum ki bir tane noktası belli. A noktası 2'ye eksi 6. Bir tane noktayı da ben bilmiyorum. X, Y noktası. Bu ikisi yardımıyla eğim bulayım. Y'ler farklı Y eksi eksi 6 bölü. X eksi 2 eşittir eğimi. Eğimde neydi? Vermiş eksi 3 bölü 2. Bak buradan denklem çıkacak. Eksi 3 bölü 2. Bu arada öğretmeniniz size şunu hep ezberletebilir. Eğim ve nokta verilirse bunu yapın çocuklar diyebilir. Arkadaşlar aynı şey yapıyorum aslında. Burada yaptığım şeyle burada yaptığım şey aynı. Bilinen noktalar x1, y1'dir. Yerine yazarsın. Bilinmeyenler x, y'dir. Eğimi de yerine yazarsın. Aynı şey çıkar. Merak etme. Şimdi burası y artı 6 yapar. Burayı uzatmadan hızlı yapıyorum. İşler dışarı çarpımı 2y artı 12 eşittir. Eksi 3x artı 6 yapar. Eksi 2 eksi 3 de artı 6 yapar. At hepsini buraya. 2y artı 3x eksi diye atarsam artı 6 eşittir 0. Bu benim bahsettiğim D doğrusunun denklemidir arkadaşlar. X eksenini kestiği nokta bu. Y eksenini kestiği nokta bu olduğuna göre X ve Y eksenlerini kestiği noktayı bulun. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu siliyorum. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktayı nasıl bulurum? 2Y artı 3X artı 6 eşittir 0. Şunu biliyorum ben değil mi? X eksenini kestiği noktada y 0'dır. Y eksenini kestiği noktada x 0'dır. Yani ben x yerine 0 verirsem y eksenini kestiği noktayı bulurum. Şimdi x yerine 0 ver. Bu kayboldu. 2'ye artı 6'dır. At 6'yı karşıya. 2'ye eşittir eksi 6 olur. 2'ye böl y eşittir eksi 3 olur. Demek ki y eksi 3 noktasına kesiyor. Yani şöyleymiş aslında. Y'yi eksi 3 noktasına kesiyor. Tamam. Denklemi tekrar yazıyorum. Neydi? Artı 3x artı 6. Y ne 0 ver, y y'e kaybolur. 3x artı 6 eşittir 0. At karşıya 3x eksi 6, 3'e böl x eksi 2. x'i de eksi 2'de kesiyormuş. Bir türlü grafiği tutturamadım. Şöyle geçiyormuş arkadaşlar. x'i eksi 2'de y'yi eksi 3'te kesiyormuş. Bir dakika. Ne oldu? Şöyle. Ha. Böyleymiş aslında. Bu grafiğimiz. Demek ki x değeri eksi 2, y değeri eksi 3. Bunların toplamı ne yapar, eksi 5 yapar aranan şey bu. Uf, güzel miydi? X'e sıfır verirsen Y'yi kestiği noktayı bulursun. Y'ye 0 verirsen X eksenini kestiği noktayı bulursun. Devam. Devam. Edemiyorum. Çünkü bitmiş. Bakayım. Evet. Finito. Bu kadar. Bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. 11. sınıf derslerinden bu konulardan takır takır gitmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bunlar hem 11. sınıf hem 11. sınıf dersi hem AYT dersi. Yani bir taşla iki kuş vuracağız. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki derste görüşürüz. Sabırla izlediğiniz için, yazarak, çizerek takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle giderse bu işi başaracaksınız. Bay bay.